vatandaşlarımıza hitap edecektin. Tüm vatandaşlarımızı tören alanına davet ediyoruz. Hadi. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, tören alanının dışında bulunan hemşehrilerimizi hızlı bir şekilde tören alanına davet ediyoruz. Hasret sona eriyor, çok az bir zaman sonra Cumhurbaşkanımız bizlerle buluşacak. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız Karabük? Bayraklarımızı dalgalandıralım lütfen. Teşekkürler Karabük.
Ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz Karabük? Arka taraf. Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ezilenlerin gül sesidir o. Suskun dünyanın gül sesidir o. Göründüğü gibi olan gücü milletten olan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücü milletten olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Hakkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların omuzu ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri saygıyla selamlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Karabük'te yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış merasimi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımızı ve siz değerli hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat.
Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, eşleri Emine Hanımefendi, değerli bakanlarım, değerli milletvekillerimiz, değerli dostlarım, değerli Karabükler, hepinizi saygıyla selamlarım. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve misafirlere hoş geldin diyorum. Ayaklarına sağlık. Bugün Karabük'e adeta bir bayram yaşatmaktalar. Ben kendine biraz evvel belediyede şunu söylemiştim. Karabük'teki Tayyip Erdoğan sevgisi ben tahmin etmiyorum diğer vilayetlerden daha fazla olduğu malumunuzdur. Hepinizi saygı, muhabbetle selamlarım Cumhurbaşkanımıza. Tekrardan hoş geldin derim, sefalar getiririz derim. Sağ olun. Sayın Vergili'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Karabük Valimiz Sayın Orhan Alimoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli misafirler, sevgili Karabüklüler. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifi bizi fevkalade memnun etmiştir. Zatı devletlerine hoş geldiniz diyor, şükranlarımızı arz ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, Karabük vilayetimiz, başkanı olduğunuz hükümetlerimiz ve halen devam eden yakın takibiniz sayesinde çok büyük hizmetlere kavuşmuştur. Biraz sonra açılışını yapacağımız 27 tesis bunlardan bazılarıdır. Örnek olarak zikretmek gerekirse karayollarımız, üniversitemiz, okullarımız, talebe yurtlarımız, köy des beldes sayesinde köylerimiz ve belediyelerimiz çok iyi duruma gelmiştir. Bu sebeple tekrar minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Karabük Valiliği olarak Zat-ı Ali'nizin işaretleri ve talimatları ve hükümetimizin politikalarına uygun olarak ilimizin sosyal, kültürel, sınai, zirai, turistik gelişimi için aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Karabük gençlerini ilim, irfan, edep, ahlak sahibi olarak yetiştiren, sanayide öncülüğü ve üretimiyle adını duyurmaya devam eden, tarım ve hayvancılıkta da en azından kendi ihtiyacını üreten, sporunu, turizmini geliştirmeye devam eden ülkemizin üretici, ilimli, irfanlı, huzurlu, güvenli örnek illerinden olmaya devam etsin. Zat-ı Ali'nizin teşvik, destek ve direktifleriyle bunları gerçekleştirmekte güçlük çekmeyeceğimize İnanç ve itimadımız tamdır. Teşrifleriniz münasebetiyle Zat-ı Ali'nize ve muhterem hanımefendiye tekrar şükranlarımızın, hürmet ve muhabbetlerimizin kabulünü arz ederim efendim. Karabük Valimiz Sayın Orhan Alimoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce'yi kürsüye arz ediyorum. Yok ya. Yani.
Çok sayın Cumhurbaşkanım, hanımefendi, saygılarımı arz ederek konuşmama başlıyorum. Değerli bakan arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, çok sevgili Karabükliler, hepinize saygılar, muhabbetler sunuyorum. Hoş gelmişsiniz diyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak İstanbul'da, Ankara'da ve büyük şehirlerde birçok etkinliğimiz, birçok yaptığımız kültürel ve teknik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesinde Karabük hudutlarında olan Safranbolu'da yapmak istedik. EİT ülkeleri olan 11 ülkenin iklim değişikliği ile ilgili Paris Konferansı'na hazırlanacağı olan teknik çalışmayı Safranbolu'da, yani Karabük hudutlarında yapmak istedik. İki gündür buradayız ve biraz sonra Paris Konferansı için deklarasyonumuz hazırlanacak. 11 ülkenin imzası olacak bunda. Bu konferansta Sayın Cumhurbaşkanımın teşriflerini arz etmiştik. Kabul buyurdular. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinin çok üzerlerinde oylar verdiniz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye. Elleriniz nur görsün, ellerinize sağ olsun diyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum. İnşallah verdiğiniz oyların karşılığını biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak vermeye çalışacağız diyorum. Ve Anadolu'nun her köşesinde sizler gibi takdir eden, gönlünü bizimle birlikte oluşturan halka bizim de minnet borcumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrar kıymetli protokolü ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Karabük Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Şahin'i kürsüye arz ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli bakan arkadaşlarımız ve sevgili Karabükli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Karabük'ümüzü bu ziyaretleriniz bizleri Karabükler olarak son derece mutlu etti, sevindirdi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, biliyorum. Karabük'ü ve Karabükleri çok seviyorsunuz. Çünkü bundan bir yıl önce de yine Mart ayında yine şu meydanda, ama o zaman başbakan olarak bizlere hitap etmiştiniz. Çok yakinen biliyorum, o gün başbakan olarak 3 miting programı almıştınız. Düzce'den buraya gelmiştiniz ama burada sesiniz kısılmıştı. Sonra Zonguldak'a gittiniz. Ertesi gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapmakta olduğunuz mitinglerde sesiniz artık tamamen bitmişti. Bunu Karabükler olarak hiçbir zaman unutmadık. Bu fedakarlığınızı, bu cansiperane çalışmalarınızı hiçbir zaman unutmadık. Şimdi Cumhurbaşkanı seçilmenizden 7 ay kadar sonra işte yeniden Karabük'tesiniz. Bizlerle birliktesiniz. Biz de sizi çok seviyoruz. Karabükler olarak biz de sizlere gerçekten derin bir sevgi duyuyoruz. Biraz sonra uğurlu ellerinizle açılışı yapın. Hangi çivi çakılmışsa bunda en büyük pay sizindir. O bakımdan Karabükliler olarak
Karabük'e kazandırmış olduğunuz yatırımlar için sizlere bir Karabüklü olarak tüm hemşerilerim adına şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama şunu da ifade etmeliyim ki Cumhurbaşkanı seçilmenizde Karabük'ün, Karabüklü hemşerilerimizin de büyük payı vardır. %65 destekle sizin ilk turda Çankaya'da, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunmanızın altında Karabüklü hemşerilerimizin imzası vardır. Bunu isteyerek, bilerek, severek bu oyu verdik. İnanıyorum ki halkın seçtiği, halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak halkımızın her türlü sorunuyla şimdi de yakinen ilgileniyorsunuz. Çünkü halkın seçtiği cumhurbaşkanı sadece cumhurbaşkanlığı köşkünde imza atan yabancı konukları ağırlayan, büyükelçileri kabul eden bir makam değildir. İnanıyorum ki bu millet önümüzdeki seçimde anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla başkanlık sistemine geçişinde temellerini atacaktır. Karabüklüler bu konuda üzerlerine düşeni yapacaktır. Hepinizi yeniden göstermiş olduğunuz sevgili hemşerilerim, bu yoğun ilginiz nedeniyle tebrik ediyorum, takdirlerimi sunuyorum, sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Karabük Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Şahin'e teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Karabük'te yapımı tamamlanan eserlerin açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Karabüklüler, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
sözlerimin hemen başında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiğiniz %65'lik destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah desteğinize layık olacak, hep birlikte yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz. Açılışını yaptığımız 26 ayrı eserin 1 katrilyon 386 trilyon liralık kamu ve kardemir yatırımlarının Karabük'ümüze, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kardeşlerim, eğitimde Safranbolu Yazıköy İlköğretim Okulu'nu, Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi'nin 400 kişilik kapalı spor salonunu, yüzme havuzunu, Eski Pazar Gençlik Merkezi'ni tamamladık. Bugün resmen açılışlarını yapıyoruz. Sağlıkta Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ni, Safranbolu Devlet Hastanesi ek binasını, Emniyet Müdürlüğümüzün ve çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını da bugün resmen açılışlarını yapıyoruz. TOKİ, soğuk suda ve kılavuzlarda 640 konut inşa etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız il genelinde 23 trilyon liralık altyapı yatırımı yaptı. Kültür Bakanlığımız Karabük Kültür Merkezi binasını tamamladı. Karabük genelinde çeşitli bölünmüş yol, il yolu ve devlet yolu projeleri bitirildi. Bu hizmetlerin de resmi açılışlarını bugün burada yapıyoruz. Karabük Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle inşa ettiği şehir kütüphanesinin, Eski Pazar Belediyesi'nin Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışlarını da bugün burada gerçekleştiriyoruz. Karabük Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi binasını, Karabük Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi binasını ve Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezi'ni, araştırma geliştirme binası laboratuvarını tamamladı. Bunları da hizmete açıyoruz. Kardemir sadece Karabük'ün değil, ülkemizin gururu bir sanayi kuruluşumuz. Bu vesileyle Kardemir tarafından ülkemize kazandırılan ve toplam yatırım bedeli 599 trilyon lirayı bulan çeşitli tesislerin ve fabrikaların resmi açılışlarını da bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eserlerin, hizmetlerin Karabük'ümüze, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şunu burada açıkça ifade etmek istiyorum. 12 yıllık hizmet sürecimde sadece Karabük'ümüze yaptığımız toplam yatırım ne biliyor musunuz? Küsuratını söylemiyorum. 4 katrilyon lira. 4 katrilyon. Ve hamdolsun Karabük'ümüzün şöyle 12 yıl önceki halini düşünüyorum ve bugün de helikopterle şöyle Karabük'ün üstünde dolaşırken geldiği hali düşünüyorum. Bu yatırımların şehrimize, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızın, belediyelerimizin, kademirimizin, diğer özel sektör kuruluşlarımızın yöneticilerini bu çalışmalarda görev alan mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Tabii
Filios projesini unutmuş değiliz. Bir takım hukuki engeller yüzünden proje gecikti. Şundan emin olun. Adım adım takip ediyorum. Filios sadece bu bölgenin değil, tüm Türkiye'nin projesidir. Bu projeyi hayata geçirmekte kararlıyız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bu yıl Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü. 18 Mart'ta deniz zaferimizin 100. yıl dönümünü Başbakanımızın Çanakkale'ye katılımıyla gerçekleştirdik. 24 Nisan'da da Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümünü dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımızla, devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve diğer kendileriyle beraber gelecek olan dostlarımızla kapsamlı bir programla yad edeceğiz. 23 Nisan'da İstanbul'umuzda büyük bir barış zirvesi yapacağız. 24'ünde Çanakkale'ye geçeceğiz ve Çanakkale şehitliklerinde törenlerimizi yapacağız. 25'inde de Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, oradan gelen tüm dostlar orada şafak ayinlerinde törenlerini yapacaklar. Bizim gençliğimizde sabah namazını müteakiben şafak yürüyüşü yapacaklar. Sizleri, gençleri şimdiden Çanakkale'ye davet ediyorum. Tamam? Anlaştık. Çanakkale'nin kahramanları arasında Safranbolulu, Eflanili, Uluslu, Eski Pazarlı, Yeniceli, yani Karabüklü tüm kardeşlerimin dedeleri, büyük dedeleri var. Çanakkale'de en büyük kara savaşlarının yaşandığı Kerevizdere'de görev yapan bir 42. alay vardır. Bu alay daha önce Balkan Savaşı'nda Hicaz bölgesinde, Çanakkale'den sonra da Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük kahramanlık göstermiş, gazi unvanı almış bir alaydır. Kerevizdere'de kendilerinden kat be kat güçlü düşman karşısında fedakarca savaşan bu alay, 1000'e yakın şehit, 2500'e yakın yaralı verdi. Bu alayın askerlerinin çoğunluğunu kimler oluşturuyordu biliyor musunuz? Evet, bu alayın önemli bölümü Karabük'ten, Karabük'ün ilçelerinden, bu bölgeden gelenlerden oluşuyordu. Savaş sonunda binlerce mevcudundan geriye ne kalmıştı biliyor musunuz? 7-8 kişinin kaldığı bu alayın kahramanlığı gurur tablolarımızdan biri olarak tarihteki yerini aldı. Bu millet ne büyük bir millet. Bu gazi alayın kahraman askerlerinin torunları olan Karabük'e, Karabüklü kardeşlerime bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Sizlerin dedeleri, ataları Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızda "Kim bu cennet vatanın oğluna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda" diyerek ifade ettiği şekilde gül bahçesine girer gibi onlar toprağa düştüler. Belki pek çoğunun mezarı bile yok. Belki pek çoğunun bugün ismi dahi bilinmiyor. Ama onların her biri bu milletin gönlünde ebediyete kadar yaşayacak, yaşıyor.
Onlar şehitlik mertebesine ulaşarak hem bu dünyadaki hem de ebedi alemdeki en büyük makama, şana, şerefe, şehitliğe ulaştılar. Türkiye'de bugün özgürce yaşıyorsak, asla ümitsizliğe kapılmayan, canı pahasına mücadele eden, vazgeçmeyen işte bu atalarımızın, dedelerimizin sayesindedir. Bugün olduğu gibi o dönemde de mücadeleden korkanlar vardı. Çözümü kendilerince büyük güçler olarak gördükleri devletlerin kanatlarının altına sığınmakta görenler vardı. Osmanlı'nın yenilgiler zincirinin artık kırılamayacağını düşünenler bulunuyordu. Bunlar kendi ülkelerine, kendi milletlerine olan inançlarını kaybetmişlerdi. Ama Karabük'teki, Samsun'daki, Trabzon'daki, Erzurum'daki, Yozgat'taki, Konya'daki, Bursa'daki, velhasıl Anadolu ve Rumeli coğrafyasının her köşesindeki insanımızın yüreğindeki inanç asla sönmedi. Bu dönemdeki zaferlerimize bakın. Çanakkale'ye bakın. Kutula Mağara'ya, Kurtuluş Savaşı'na bakın. Anadolu ve Rumeli insanı yanında kimleri gördü? Gazze'den, Halep'ten, Humus'tan, Kudüs'ten, Kerkük'ten, Musul'dan, Balkan ve Kafkasya coğrafyasının her köşesinden kardeşlerimizin oralarda omuz omuza mücadele verdiğini gördük. Kendilerini güya aydın sayan birileri işgale, mandaya razı olmuşken bizim dedelerimiz, atalarımız şartlara, zorluklara bakmadan yedi düvele meydan okumaktan çekinmediler. Ne dediler? Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Cepheden cepheye koştular. Analarımız ne dedi o zaman? Git evladım, git. Ya gazi ol, ya şehit dediler. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. O evlatlar verdikleri mücadelenin o günün değil, bin yılın hesaplaşması olduğunu çok iyi biliyorlardı. Çünkü onlar bu mücadelenin basit bir kavga değil, bir medeniyet davası, bir istikbal ve istiklal mücadelesi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yahya Kemal bunu nasıl tarif ediyordu biliyor musunuz? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galibet. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyordu. Kardeşlerim, bu millet böyle inanmıştı. Böyle inandığı için de Seyit Çavuş işte o zaman 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip kaldırıp topa yerleştiriyor ve düşmanların en büyük gemisini Çanakkale'nin dalgalarına gömüyor. Buraları öyle durup dururken gelinmedi. Ya nasıl kaldırır? 250 kiloyu nasıl kaldırır? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mesele o. Bizim dedelerimiz, atalarımız işte bu son ordunun şanlı referleridir. Allah onlardan razı olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah bizlere ve bizden sonraki nesillere onlara layık evlatlar olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, dün olduğu gibi bugün de maalesef ülkesine güvenmeyenler, maalesef milletine sırtını dönenler olduğunu görüyoruz.
Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda azimle, kararlılıkla yürürken yoluna yolumuza taş koymaya çalışanlar, treni raydan çıkarmaya çalışanlar var. Aradan geçen 100 yıla rağmen Çanakkale'deki mücadele hala anlaşılmamış ve bunu anlamamış olanlar veya yanlış anlayanlar olduğunu üzüntüyle müşahede ediyorum. Ben 42. alayın kahramanlarının çocukları olan, torunları olan tüm bu gerçekleri gördüğünüze, tüm bu oyunların farkında olduğunuza inanıyorum. Bakınız, benzer kaynaklardan beslenen iki ayrı yapı Türkiye'nin son 12 yıldaki kazanımlarına saldırıyor. Kimi silahla, kimi molotofla, çatışmayla, tetikle, huzuru tehdit ederek bunu yapıyor. Kimi de daha sinsice yöntemlerle devletin içine sızarak. İnsanların haklarını gasp ederek, en ulvi duygularını istismar ederek aynı gayeye hizmet ediyor. Amaç aynı. Türkiye'yi yeniden istikrarsızlığın, güvensizliğin, çatışma ortamının içine sokarak hedeflerinden uzaklaştırmanın gayreti içindeler. Muhalefet de bunlara çanak tutuyor. Dikkat etmenizi istiyorum. Dünyanın neresinde ülkemizin aleyhine, milletimizin aleyhine bir söz söylenmişse, bir iş yapılmışsa, bu iki yapı ve muhalefet hemen peşine takılıyor, aynı şeyleri tekrar etmeye başlıyor. Hatta bu kadarla da kalmıyor. Dünyanın dört bir yanında Türkiye karşıtı bildiriler yayınlatıyor, mektup yazıp ülkelerini oralara şikayet ediyorlar. Yabancı gazetelere sayfa sayfa ilanlar veriyorlar. Ülkemiz aleyhine. Neymiş? Türkiye'de özgürlük yokmuş. Elinize dilinize dursun. El insaf. Sırf Cumhurbaşkanı düşmanlığı adına, sırf hükümet düşmanlığı adına kendi ülkesine ve milletine düşmanlık edenlerin safına katılmak, bu koronun içinde yer almak ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Altını delmeye çalıştıkları bu geminin içinde hepimiz birlikte yaşamıyor muyuz? Bu ülkenin gördüğü her zarardan bunlar da payına düşeni almayacak. Kardeşlerim, siyaset başka bir şey, ihanet başka bir şey. Hizmet başka şey, hainlik başka şey. Demokrasi başka, ülkeyi ve milleti bölmeye çalışmak başka şey. Sağ olasınız. Şimdi onlar kaçıyorlar. Şimdi onlar kaçıyorlar. Dosyalar açıklandıkça bakıyorsunuz imamlarıyla beraber kaçıyorlar. Madem suçunuz yok niye kaçıyorsunuz? Niye? Çünkü Pensilvanya'daki 99'da öyle kaçtı. Davet ettim gelmedi. Siyasete sonuna kadar saygımız var ama ihanete asla tahammülümüz yok. Biz bunların gerçekten hizmet ettiğini sanıyor, onun için de elimizden gelen desteği veriyorduk. Hizmet edene saygılıyız ama haine asla. Kardeşlerim, demokrasi talebinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bölücülüğe
asla rıza gösteremeyiz. Aradaki çizgiyi karıştırırsanız kendinizi maşeri vicdanlı hesaba çekilirken bulursunuz. Cumhurbaşkanı olarak benim konumum Türkiye'deki 78 milyon insanımızın tamamının hakkını, hukukunu savunmayı gerektiriyor. Kardeşlerim, bunun için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Kimseden de çekinmem. Ben bugüne kadar daima milletimin yanında oldum. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı yeminine aykırı hareket ediyor. Tarafsız davranmıyor. Kardeşlerim, ben bir partinin tarafı olduğumu ifade etmiyorum. Milletimin tarafı olduğumu ifade ediyorum. Ama bunlar bunu anlamayacak kadar siyaseti de bilmiyorlar. Kardeşlerim, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, çözüm sürecini başlatan, bu aşamaya kadar getiren bu kardeşimiz. Nasıl başladık buna? Demokratik açılım diye başladık. Bu birinci kademeydi. İkinci kademe milli birlik ve kardeşlik projesi olarak devam etti. Üçüncü kademe çözüm süreci olarak devam ediyor. Ben çözüm sürecinin yanındayım, arkasındayım, hepsinden öte içindeyim. Bunun dışında olmam mümkün değil. Şimdi de diyorum ki elinde silah olanlar, elinde silah olanlar eğer çözüm süreci konusunda samimiyseler, İRA gibi onlar da silahlarını betona gömsünler. Ellerinde silah çözüm süreci olmaz. Bununla kimseyi aldatamazsınız. Ve 7 Haziran seçimlerine giderken yine o silahlarla mezraları, köyleri, beldeleri, velhasıl halkımızı tehdit ederek parlamentoya girmek bu demokrasi değildir. Bugün burada bir sorun varsa, sözlerini tutmayanlar, milleti aldatmaya çalışanlar varsa elbette bunu çıkıp söyleyeceğim. Bunu milletim için söylüyorum. Milletimin huzuru için söylüyorum. Milletimin refahı için söylüyorum. Milletimin birlik ve beraberliği için söylüyorum. Çatışmadan, kandan, ölümden, acıdan, düşmanlıktan medet umanların, tüm onların karşısında tüm gövdemle durmazsam milletimle aramdaki ahdin gereğini yerine getirmemiş olurum. Kardeşlerim, küçük hesaplarla hareket edenlerin, taşeronluğa soyunanların oyunlarını ortaya çıkarmazsak vazifemizi yapmış olamayız. Önce samimi olacaksınız, dürüst olacaksınız, hesabi olmayacaksınız, hasbi olacaksınız, hasbi. Ama bunlar işte fırsat buldukça, bir şey üretemeyince, proje üretemeyince ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanına laf söylüyorlar. Kardeşlerim, ben milletimle beraberim. Ama bunların kiminle beraber olduğunu gayet iyi biliyorum. Aynı şekilde paralel devlet yapılanmasıyla en büyük mücadeleyi yürüten birisiyim. Burada da bir sıkıntı görürsem elbette gerekli müdahaleyi nereye kadar yapabiliyorsam yaparım.
Ama şunu görmemiz lazım. Buradan himmet diye topladıkları paraları diğer ülkelerdeki lobilere Türkiye karşıtı bildiriler yayınlatmak, aleyhte faaliyetler yürütmek için kullananların oyunlarını tabii ki milletime ifşa edeceğim. Kardeşlerim, milletin iradesine karşı türlü yollarla darbe planları yapanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu can, bu tende kaldıkça mücadele edeceğim. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak tüm büyük projelerin, ekonomiden dış politikaya kadar uygulanan politikaların hepsinde de 12 yıldır emeği olan bir başbakan olarak, bundan sonra da hükümetimizin attığı bütün bu adımlarda yanlarında olacağım, olmaya devam edeceğim. Bu asla, asla bir partiden yana olmak değildir. Hükümet devleti yönetir, devleti temsil eder. Ben de madem ki şu anda Cumhurbaşkanıyım, onların yanında olmaktan başka benim daha keyif verici, önemli görevim olamaz. Buralarda bir eksiklik, bir aksaklık, sapma gördüğüm zaman gerekli uyarıyı arkadaşlarıma yaparım. Bu da hakkım ve vazifemdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimden ben bir taahhüt vererek oy istedim. Ankara'da yatmayacağım dedim. İl il dolaşacağım dedim. Ülke ülke dolaşacağım dedim. İş adamlarımızla beraber dolaşacağız dedim. Niye? Bizim Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimiz var. Sağ olsun milletimiz ne yaptı? %52 oy verdi. Karabük ne yaptı? %65 oy verdi. Onun için sizlere ne kadar teşekkür etsem inanın o kadar az. Bu millete çok çileler çektirdiler. Biz gelirken dikkat ederseniz dedik ki dört temel taş üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz. Eğitim dedik. Sağlık dedik. Adalet dedik. Emniyet dedik. Çünkü eğitimde ciddi sıkıntılar vardı. Bu milletin evlatları çok zulüm gördü. Okulların önünde çok çileler çektiler. Dediler ki senin başörtün var, giremezsin. Okumak istiyorum. Giremezsin. İkna odalarını aldılar. Dediler ki giremezsin. Ve maalesef tabii aynı acıyı yaşamış bir baba olarak ben milletimin bu acısını hissetmeyeceğim de kim hissedecek? Kardeşlerim, kota koydular. Katsayı getirdiler. Öyle mi? Ne dediler? Sen meslek liselisin. İmam hatiplisin. Öyleyse al sana bir katsayı. Bağladılar ayaklarına prangayı. İstersen yürü. Yürüyemezsin. Hamdolsun. Şimdi bu prangalar koparıp atıldı mı? Şimdi katsayı var mı? Başörtü sorunu var mı? Herkes rahatlıkla okuluna gidiyor mu? Devlet dairelerinde de çalışabiliyor mu? Özgür Türkiye budur işte. Budur. Sadece kendilerinin çizdiği bir çerçevede
belirledikleri başlıklara göre hareket ederseniz özgürlük, ama bunun dışındakileri görmek yok. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, hep şunu söyledik. 12 yıl başı açığıyla, başı örtülüsüyle hepsi bizim kardeşimiz. Bakınız, Rabbimiz yaratılanları ayırmıyor. Eşref-i mahlukat derken, yaratılmışların en şereflisi derken, yaratılmışların en şereflisi kadın demiyor. Yaratılmışların en şereflisi erkek demiyor. Ya yaratılmışların en şereflisi insan diyor. Ayrım yok. İşte bu ayrımı yapmaya kimsenin hakkı yok. Onun için Yunus'un diliyle hep konuştuk. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ve bu yolda böyle yürüdük. Açık söylüyorum. 10 Ağustos 2014 eski Türkiye'nin geride kalışının miladıdır. Artık yeni Türkiye yolunda ilerliyoruz. Yeni Türkiye için yeni anayasa ve onunla birlikte başkanlık sistemi ertelenemez bir ihtiyaç haline geldi. Bu ülke, ah benim Karabüklü kardeşlerim, bu ülke herkesin verdiğinden 5 fazlasını vaat edip kendisini 5 sente muhtaç edenleri unutmadı. 2002 yılında bu ülkede emeklilerimiz ne alıyordu biliyor musunuz? 65 lira. 150 lira. 250 lira alıyorlar. Bilhassa Bağkurlu'nun, SSK'lının emekli maaşıyla geçinebilmesi neredeyse hayaldi. Hatırlayın o günleri. Tabii hafızayı beşer, nisyan ile malul. Bunlar hemen unutuluyor. Biz emekli maaşlarını işte bu seviyelerden aldık. Bugün ortalama emekli maaşı, ortalamayı söylüyorum bakın, 1100 lira olduğu bir düzeye getirdik. Ortalama. Yeterli mi? Değil. Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyüdükçe, Türkiye zenginleştikçe bundan emeklilerimiz de paylarına düşeni alacaklardır. Bunun için daha çok çalışmaya, daha çok yatırıma, daha çok üretmeye, daha çok ihracata ihtiyacımız var. Ama bakıyorum birileri meseleyi yanlış anlamış. Ben proje geliştirin diyorum. Bunlar hemen affedersiniz, palavraya sarılıyor. Ben millete gidin diyorum. Bunlar notere gidiyor, notere. Noter burada ya millet. Millete gideceksin, millete. Siyasette sözünüzün değerli itibarınız kadardır. Bakın, sözünüzün değeri itibarınız kadardır. Eğer sizin sözünüz millet nezdinde muteber değilse, noterden senet, bankadan çek de getirseniz bir hükmü olmaz. Öyle mi? Aynı şekilde ben başkanlık sistemi dediğimde de hemen işi diktatörlüğe, tek adamlığa döküyorlar. Çünkü bunların kültüründe sadece o var. Milli şeflik var. Kardeşlerim, seçimle, demokrasiyle, milletin gönlüne girerek, millete hesap vererek bu ülkenin yönetilebileceğini akıllarına, hafsalalarına sığdıramıyorlar. Geçtiğimiz 12 yılda 7 seçim ve 2 referandumda kafalarını hep duvara vurdular. Hala bunları öğrenemediler. Ama öğrenecekler. Artık kaç seçim, kaç referandum sonra öğrenecekler bilmiyorum. Ama öğrenecekler. Ya demokrasi içinde mücadele etmesini ve yapabiliyorlarsa kazanmasını öğrenecekler.
ya da kendilerinden öncekiler gibi tarihin tozlu sayfalarındaki yerlerini alacaklar. Türkiye darbe dönemlerini, vesayet dönemlerini artık geride bıraktı. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi ile koalisyonlar belirsizlikler dönemini de artık geride bıraktı. Bu şekilde ülke olarak zamanımızı ve enerjimizi gereksiz yere heba eden çekişmelerden kurtulacağımıza inanıyorum. Güçlü bir başkan ve güçlü bir mecliste hedeflerimize daha hızlı yol alacağımıza, daha etkili sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Mevcut sistem bizi ancak buraya kadar getirebildi. Şimdi patinaj başladı. İşte bu patinajı sona erdirebilmek için başkanlık sistemi. Daha ötesi için nefes tazelememiz, onunla birlikte sistemi yenilememiz gerekiyor. 10 Ağustos'ta bu sürece girdik. Şimdi yapmamız gereken 7 Haziran'da bunu tamamı erdirmek. Şöyle 400 milletvekiliyle yeni anayasa ve başkanlık sistemi meselesini süratle halledebilirsek 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmaz. 2053, 2071 vizyonlarımızı da şekillendirmeye başlarız. Kardeşlerim, bunun için tabii koşmak gerekiyor değil mi? Bunun için çalışmak gerekiyor değil mi? Şimdi ben Karabük'e soruyorum. Karabük, yeni Türkiye'ye hazır mı? Maşallah. Karabük, yeni anayasayı istiyor mu? Karabük, başkanlık sistemini destekliyor mu? Karabük, 7 Haziran'da bu işi bitirmeye kararlı mı? Maşallah. Barakallah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi güçlendirsin diyorum. Onun için tek millet diyorum. Onun için tek bayrak diyorum. Onun için tek vatan diyorum. Onun için tek devlet diyorum. Mutabık mıyız? Anlaştık mı? Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha Karabük'ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlginiz için, sevginiz, coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ve şöyle ellerinizi bir görüyorum. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurtelasını kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanlarımızı, Karabük milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın Karabük Belediye Başkanımızı, sayın TOKİ Başkanını, sayın rektörü sahneye davet ediyorum.
Hazır mıyız? Şimdi buradan bir Safranbolu Belediyesi'ni de ziyaret edeceğim. Ondan sonra akşam İstanbul'da olacağız. Ve sizlere en kalbi duygularla selam sevgilerimi sunarken yaklaşık değerli kardeşlerim 1 katrilyon 400 trilyonluk bu 26 ayrı eserin Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu dua ve temenniyle kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, açılış törenimiz burada sona ermiştir. Töreni katılımlarıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer hanımefendiye ve siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerle olsun. Sağ olun, var olun. Tamam abi, bir daha.